Zonguldak. Emeğin merkezi, sanayi kültürünün doğduğu kent Zonguldak, geçmişe uzanan derin köklerin, sanayinin ve doğal güzelliklerin merkezi. Cumhuriyetin ilan edilen ilk kenti olan Zonguldak, ülkenin sanayi lokomotifi görevini görmüştür uzun yıllar boyunca. Her karesinde emeğin ve sanayinin izlerinin görülebileceği eşsiz bir kültür öğesidir. Kara Elmas'ın aldığı hayatların oluşturduğu maden şehitleri tabelaları ise bu bölgenin hüzünlü tarihini gözler önüne sermektedir. Bu tablo emek kentinin keder listesidir. Karadeniz'in yeşil fonunda uzanan masmavi sahil şeridi, çok sayıda akarsuyu, şelaleleri, gizli koyları, mağaraları, trekking parkurları, geniş ormanları, avlakları, yaylalarıyla özellikle alternatif turizme ilgi duyanlar tarafından keşfedilmeyi beklemektedir. Yer kabuğunun gizlerini çözmek isteyen mağara meraklıları için de bulunmaz bir fırsattır. Türkiye'nin en uzun mağaralarıyla ünlü olan kenti Zonguldak'ta boyu 5 metreyi bulan sarkıt ve dikitleriyle eşsiz güzellikteki Gökgöl Mağarası bunlardan yalnızca biridir. Her kesim tarafından ziyaret edilebilir nitelikte olan mağaraların yanı sıra yalnızca profesyonel ziyaretçilerin girebileceği Çayırköy, Kızıl Elma gibi mağaralara da sahip olan kent, maceraperest ruhlara eşsiz imkanlar sunmaktadır. Karadeniz Ereğli. Mitolojik kahraman Herakles'in, yani Herkül'ün kurduğuna inanılan Ereğli'nin geçmişi M.Ö. 6. yüzyıl friklerine dayanmaktadır. Mitolojide Herakleia adıyla kurulmuş 7 kentten biri, en önemlisi olan Ereğli, Roma, Bizans, Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı uygarlıklarına tanıklık etmiştir. Pek çok mitolojik efsaneye ev sahibi yapan topraklarda cehennem ağzı mağaraları görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Efsaneye göre Herkül, 3 başlı köpek olan Kerberos'la cehennem ağzı mağarasında savaşmıştır. Zemini geometrik motifli mozaiklerle süslü olan cehennem ağzı mağarası, dinsel kimliğiyle de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra farklı değerleriyle de adını duyurmaktadır Ereğli. Rengini akşam güneşinden aldığı söylenen Osmanlı çileği 1900'lerden bu yana kentle birlikte anılır. Bugün de adına festivaller düzenlenen Osmanlı çileği güzel kokusu ve lezzetiyle ünlüdür. Unutulmaya baş kaldıran elpek bezi Ereğli'nin geleneksel el sanatlarındandır. Elpek bezleri doğallığı ve zarafetiyle görenleri kendisine hayran bırakır. Her yıl 18 Haziran'da Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Festivali, Temmuz ayının ilk haftası Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali ve Aralık ayı içinde de Hamsi Festivali düzenlenen Ereğli, farklı kültür öğelerinin bir araya geldiği iyi bir kent örneğidir. Alaplı. Porsuk ağaçlarının gövdelerinden seslenen tarih, 1200 yıl öncesinin sırlarını fısıldar kulaklara. Tüm doğallığıyla tahta evleri ve Alaplı'nın en leziz tatları bu fısıltıya eşlik eder. Çaycuma. Tarihin sisten gemisi, geçmişle gelecek arasındaki yolculuğunda Çaycuma'ya mutlaka demir atar. Filios ya da tarihteki adıyla Tios'un M.Ö. 7. yüzyıla uzanan geçmişinden yola çıkan sis gemisi yolcuları, ihtişamlı bir yeraltı şehrinin varlığını müjdelemektedirler. Tios, Kadıoğlu, Filios Kalesi'nin kalıntıları ve denizin şehri kucakladığı Türkali ve Göbü sahillerinde Çaycuma'nın tüm gizlerini çözmek mümkündür. Devrek, Baston'un başkenti. Devrekliler, baston her yerde bastondur. Üzerinde sanat eseri varsa o Devrek bastonudur derler. El sanatı ustalarının maharetlerini konuşturdukları Devrek bastonu, sedef, gümüş, bakır işlemeciliğiyle süslenmektedir. Bastonu kadar doğal güzellikleriyle de kendinden söz ettiren Devrek'te, Dirgine Çayı, Gülüç Irmağı ve irili ufaklı şelalelerden oluşan Madencioğlu Şelalesi'ni mutlaka görülecekler listesine eklemek gerekir.
Doğanın cennet köşelerinden yolunuzu kent merkezine çevirdiğinizde de Devrek Mutfağı lezzet şöleni için sizi bekliyor olacaktır. Haydi, afiyet olsun. Gökçe Bey. Karbanca, Erikli, Küfelik, Vakuf derelerinin birleşmesiyle oluşan Kırk Dere ya da Hacı Musa Deresi, ilginç coğrafi oluşumları, şelaleleri, baharda coşkun akan sularıyla lirik görüntüler sunmaktadır. Pamuk Düzü ise Gökçe Bey'in mesire alanı olarak tanınmaktadır. Bartın. Çeşmi Cihan'ı barındıran gümüş tellerin yeşil memleketi. Yeşil ve mavinin 3000 yıllık kültürünün ışıklarıyla göz kamaştırdığı sular kenti Bartın, eşsiz kültürel, folklorik özellikleri, doğal güzellikleri, zengin yaban hayatıyla görülmeyi, bilinmeyi hak eden bir kenttir. Bartın, adını Truva Savaşı'nı anlatan dizelerde geçen Parthenios'tan almaktadır. Muhteşem akan su anlamına gelen Parthenios'un, bugünkü Bartın Irmağı'nın kenarına kurulan antik Parthenia kentinin adı zaman içinde Bartın'a dönüşür. Bartın'da tarihin güzelliğini gözler önüne seren pek çok eser ve kalıntının arasında Hz. Muhammed'in sancakları, Ebu Derda Hazretlerine ait makamı, Arap ve Orta camilerini saymadan geçmek olmaz. Yine tarihin sokaklarına daldığınızda karşınıza çıkıveren Kemer ve Kışla Köprüsü de yıllar öncesinden bir medeniyet çağrısını fısıldar kulağınıza. Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi de unutmayın ki sizi tarihin arka sokaklarında yolculuğa çıkartmak için hazır beklemektedir. Antik çağda Parthenios adıyla anılan ve kente adını veren Bartın Irmağı, kürek yarışları, su bisikleti ve sandal gezilerine ev sahipliği yapmaktadır. Irmak kıyısında yer alan Gazhane Parkı'ndaysa Bartınlılar yaz boyunca soluklanıp eğlenmektedirler. Bartın denilince ilk akla gelenlerden biri de ünü Bartın'ın önüne geçen Garıla Pazarı'dır. Pazar adını bahçesinden ve hayvanlarından elde ettiği ürünlerini burada satan kadınlardan almaktadır. Bartın, mavi ve yeşilin birbirine gülümseyerek uzandığı, hala doğal kalabilmiş plajlarıyla güneş ve kum aşıklarını kendine çağırmaktadır. Amasra ya da Fatih Sultan Mehmet'in Çeşmi Cihanı, dünyanın göz bebeği. Amasra, doğal güzellikleri kadar kültürüyle de görenleri kendine hayran bırakır. Kuş Kayası Anıtı, Küçük Hamam, Kemere Köprüsü, Cenova Şatosu, Roma ve Cenevizlilerden kalma kalıntılara yıllar önce adaya bırakılan tavşanların eşlik ettiği Tavşan Adası bu kadim kültürün ilk akla gelenlerindendir. Bu şirin liman kentinin hiçbir yerde lezzetini bulamayacağınız 20 çeşit malzemeyle yapılan sosunun sırrını babaların oğullarına bile vermedikleri ünlü Amasra salatası ve nefis tavada balığı unutamayacağınız tatlar bırakır damaklarınızda. Kuruca Şile, Tersaneler Diyarı. Tarihte Kromna, yani uç halkı olarak anılan Kuruca Şile, geçmişten günümüze tersaneleriyle gün kazanmıştır. Osmanlı donanmasının kalyon ihtiyacını karşılayan kentte bugün de babadan oğula turistik ahşap tekne ve yat yapımı sürdürülmektedir. Ulus. Doğa harikalarının geçit alanı, Drahna Vadisi ve Ulukaya şelaleleriyle doğa tutkunlarını davet etmektedir. Dağ, yayla ve av turizminin cazibe merkezi olan Ulus'ta Küre Dağları Milli Parkı da kanyonları, boğazları, mağara ve şelaleleri, düden ve ilginç karstik oluşumları, 1200 yıllık ormanları ve zengin florasıyla keşfedilmeyi beklemektedir. Bartın sahillerinde deniz ve orman
mavi ve yeşil eteğiyle koşuştururken, her yandan kadim kültürün kalıntıları efsunlu bir gülümsemeyle onları izlemektedir. Sessizliği bozansa, ağaç işleyen tuzlu ellerle cam önlerinde tel kıran kızların türküleridir. Bu sese kulak verirseniz, masalsı bir diyarın çağrısını da duymuşsunuz demektir. Öyleyse sizleri bekliyoruz. Karabük. Batı Karadeniz'in tarihiyle, doğal güzellikleriyle en gözde kentlerinden Karabük'e hoş geldiniz. Hititlerden Roma uygarlığına, Selçuklulardan Osmanlı'ya nice medeniyetin, kültürün 5000 yıllık tarihiyle vakur ev sahibidir Karabük. Yolculuğumuzun ilk durağı Osmanlı'nın dünden bugüne eşsiz mirası müze kent Safranbolu. Yüzleri mutlak güneşe dönük olan, biri diğerinin önünü kapatmayacak şekilde ahenkli bir eğilimle dizilmiş, her taşında tarihin onlarca yaşanmışlığın kokusunu içinize çekebileceğiniz Safranbolu evleri. Cincihan, 200 yılı aşkın süredir durmaksızın çalışan saat kulesi. Ve mimarisinin yanı sıra muhteşem doğanın ortasında yarattığı eşsiz görünümle İncekaya su kemeri konuklarını beklemektedir. Tek katlı ahşap dükkanlarının içinde birbirinden usta, birbirinden hünerli ellerin işlediği el sanatlarının en güzel örneklerini görebileceğiniz Demirciler Çarşısı, az ileride Köprülü Mehmet Paşa Camii ve avlusunda Güneş Saati, tarihin ince bir zarafetle gülümsediği, küresel el işçiliğinin her türünü bulabileceğiniz Arasta Çarşısı'nda şöyle güzel bir kahve ve yanında damakları şenlendiren Safranbolu lokumuyla bütün yorgunluğunuzu unutacaksınız. Yöre halkı tarafından namazgah olarak da bilinen, manzarasıyla bütün Safranbolu'ya hakim Hıdırlık Tepesi'nde eşsiz bir seyrin tadını çıkartabilir, yerin altındaki mucizevi görüntünün peşindeyseniz eğer, ışıklandırılması tamamlanmış Bulak Mağarası'nda bir geziye çıkabilirsiniz. Bu benzersiz gezi karnınızı acıktırmış olmalı. Öyleyse yöre mutfağının eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Eflani'de yeşilin bir parçası oluverirsiniz hemen. Çember bezinden dokunmuş bir eşarbı elinize aldığınızda yüzlerce yıl geriye, dokuma tezgahlarına götürür sizi. Cincihan'la Eflani arasında tarihin izini sürmek isteyenlerin kaçırmak istemeyeceği bir güzergahtır Katır Yolu. Belki de bir Roma antik kentinde bulursunuz kendinizi. Hadrianapolis kenti, eski pazar gibi. Ormanlık arazisi, jeotermal yeraltı suyu, av alanlarıyla eski pazar, Belen Yaylası'ndaki yürüyüş parkurları içinize çektiğiniz eşsiz havasıyla ömrünüze ömür katar. Anıt ağaçlarıyla Yenice Ormanları ve mükemmel bir coğrafya, Şeker Kanyonu. Temiz havanın başınızı döndüreceği kanyonda gür ormanlar, coşkun akan nehir ve ağaçlar eşsiz bir yolculuğa çağırır sizi. Sadece insanların değil, doğanın da bir tarihi olduğunu, Yenice Ormanları'nı gördüğünüzde şaşırarak fark edeceksiniz. Yenice Ormanları, dünyadaki 9 sıcak noktadan birisi olarak da belirlenmiş ve bu şekilde özgün niteliği tescillenmiştir. Ünlü devrek bastonlarının ana malzemesi olan bu ağaçların arasındaki yürüyüş parkurları, Şeker Kanyonu, açık hava sporları için bulunmaz mekanlardır. Ovacık, Karain kaya mezarları ve tabiat harikası Karagöl'ü gezebileceğiniz Ovacık'ta avcılık için ayrılmış mekanlar da bulunmaktadır. Karabük'ten ayrılırken ardınızda daha gezmeniz gereken nice yer, görmeniz gereken nice tarihi mekan, solumanız gereken daha çok orman havası ve tatmanız gereken
nice eşsiz lezzet bıraktığınızı fark edeceksiniz. Öyleyse yine bekleriz.